Sevgili izleyenlerimiz, yüksek hızlı tren Sivas'ta hayatımıza girdi. Artık her yer Sivas'a daha yakın dedik ve dün özellikle tabi biliyorsunuz Türkiye'deki önemli isimler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'la birlikte diğer önemli isimler Sivas'taydı. Ve Sivas'a hızlı trenle geldiler. Yüksek hızlı tren gar binasında da Sivas'ımızın il protokolü tarafından karşılandılar. Ve aynı zamanda Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, işte Sivas Ticaret Odası'ndaki almış oldukları böyle başkanlarla bir araya gelerek Sivas'ın eksiklerini bir dosya haline getirdiler. Ve şehre dair istekler Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Cumhurbaşkanı'na iletilmek üzere bir dosya halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a teslim edildi. Arkadaki fotoğrafta da şu anda görmektesiniz. İşte Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Zeki Özdemir ve işte Sivas'ta tabii ki STK kurumlarının ortak bir şekilde almış oldukları karar neticesinde bir dosya hazırladılar. Bu dosyayı da ne yaptılar efendim? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Binali Yıldırım ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ilettiler. Peki şimdi o dosyada ne vardı? O dosyada ne vardı hemen söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere bazı maddeler yer alıyordu o dosyanın içerisinde. Sivas'ta bulunan bütün organize sanayi bölgelerimizin cazibe merkezi kapsamına alınması önemli bir madde. Yani Sivas'ın tamamının bir cazibe merkezine alınmasıyla beraber iş dünyasında, iş hayatında olan iş insanlarımızın yatırım yapmalarının daha fazla yol açılacak ve mevcut yatırımı olan kişilerin de ticari olarak önleri biraz daha açılmış olacak. Biliyorsunuz Sivas Demirağ OSB cazibe merkezi. Oraya yapılacak yatırımlarda devlet teşviki, devlet desteği var. Ama Sivas'ın tamamının bir şekilde cazibe merkezi haline gelmesi de bir istekti. İşte o dosyanın içerisinde yer aldı. Peki diğer konu başlığı neydi? Gayri faal halde bulunan Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın çalışır hale getirilmesi. Evet. Yıllardan beri Sivas Demir Çelik Fabrikası kanayan bir yaramız. Bu yaraya birileri geliyor, arada bir pansuman yapıyor. 3-5 ay böyle işçiler çalışıyor. Yarım yamalak maaşlar böyle ara sıra ödeniyor. Ama işçiler gerçekten çok böyle yani aciz durumdalar. İşçilerimizin hali çok kötü. Onlar çünkü ailelerine bakamıyorlar. Onlar artık evlerini geçindirmek için başka şehre gitmenin yolunu arıyorlar. Demir çelik konusu çok önemli. Biz de bunu biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde AK Parti Sivas milletvekilleri adaylarının tanıtımları vardı. Sayın bakanımız İsmet Bey'e ve işte şu anda yeni mevcut adaylar var. Sayın Abdullah Güler cevap verdi. Yani dedi ki buranın kanunlar çerçevesi içerisinde bir hal alması için bir yola bakacağız dedi. Daha önce de bunlar aslında söylenmişti. En önemli şey nedir biliyor musun? Oraya kayyumun atanması. Devlet eliyle bu kayyum atandığı zaman demir çeliğin bir rahatlama ve orada haklarını arayan hem işçiler kendi haklarını alacaklar, çalışanlar da sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürecekler. Demir çelik konusu gerçekten çok önemli. Bu konuda önemli maddelerden biriydi. İşte Ticaret Odası bunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere dosyanın içerisine sundular. Peki diğer konu neydi? Ulaş ilçesi ve Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne TOKİ eliyle uydu kent yapılması. Bu da önemli bir konu. Evet, biliyorsunuz Demirağ Organize Sanayi Bölgesi şu anda orada. Fabrikalar artık yavaş yavaş böyle bacaları çıkıyor. Üretimler şu anda başladı. Yeni yapılan, temelleri atılan ve arsaları tahsil edilen kişiler var. Onların da daha iyi bir şekilde orada yatırımların önünün açılması için orada yaşayacak olan kişilere de yol açmak anlamında. Yani TOKİ eliyle oraya bir uydu kent yapılması. Böylece Ulaş ilçesi ve Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne de TOKİ ve uydu kentin yapılması da önemli. Çalışan insanlar çalıştıkları yere daha yakın böyle oturacaklar ve istihdam konusunda çok da rahat edeceğiz. Diğer bir konu Kuzey Çevre Yolu projesi. Bu da biliyorsunuz yıllardan beri konuşuluyor. Ya şu Kuzey Çevre Yolu'nu bir açın kardeşim dediğinizi duyar gibiyiz. İşte bu konuda yine Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından dosya içerisinde yer aldı. Bakalım bu 4 madde acaba Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gittiği zaman değil mi? Orada incelendiğinde acaba bu 4 madde Sivas için seçim öncesi verilecek sözler arasında veya da icraata geçecek konular arasında yer alıp almayacak mı, merak ediyoruz. O yüzden önemli bu 4 maddeyi Ticaret ve Sanayi Odası sundu ve işte dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindekilere bu dosyayı sundular.
Niçin? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a iletilmesi için. Hadi hayırlısı. İnşallah bu 4 maddede bir an evvel hayata geçer de Sivas'ın gündeminden bu konularda çıkıp gitmiş olur diyoruz.